Geoders 1, doğrudaçı temel kavramlar. En baştan başlıyoruz arkadaşım. Girişte Big Bang teori simülasyonu izledin. Teoriye göre bundan 13,8 milyar önce her şey bir noktadan ibaretti. Biz de geometriye nokta ile başlayacağız, nokta ile bitireceğiz. Ve sene sonunda gireceğin ÖSYM sınavında fulleyerek son noktayı koyacaksın. O zaman hemen başlayalım. İlk kavramımız nokta. Bu boyutsuz kavramdan sonsuz boyutlara açılacağız. Devamında doğru var. Doğru aynı doğrultudaki sonsuz noktalar kümesi olacaktır dostum. D doğrusu ya da AB doğrusu şeklinde gösterilebiliyor. Devamında doğrusallık kavramı var ki buraya bir yıldız çakalım. Bu kavramı ileride tekrar tekrar göreceksin. Analitikte kullanılan bir terim olacaktır. Yani eğimlerden bahsedeceğimizi söyleyebilirim. D doğrusu üzerinde bulunan A, B, C, D, E noktalarına da doğrusal diyoruz. A, B, C, D içinde eğimlerden bahsedeceğiz. Devamında doğru parçası kavramı var. Bu sonsuz doğrunun içerisinden bir kesit alıyoruz. A ve B kapalı parantez şeklinde bu doğru parçasını gösteriyoruz ki matematikte sembollerimiz olduğunu biliyorsun. A ve B dahil olduğunu söylüyor bu aralığa. Eğer şu şekilde gösterseydi AB açık aralık yani bu doğru partisine A ve B dahil olmayacaktı. Onu da hemen şöyle gösterelim. İçi boş noktalar oluyor arkadaşım. Hemen devam edelim. İki nokta arasındaki uzaklık kavramı var. İki nokta arasındaki uzaklığı burada sayı doğrusu şeklinde gösteriyoruz. Sayı doğrusu tek bir boyut şeklinde. Normalde analitikte gördüğümüz bu kavram koordinat sisteminde o kök içerisinde bulunan bir ifade vardı. O formülü de uygulayabiliyoruz. Ve burada mutlak değer ifadesi artık devreye giriyor. İki nokta arasındaki uzaklıkta. Devamında eş doğru parçaları var. Boyları aynı olan doğru parçaları artık eş doğru parçaları ismini alıyor. Devamında ışın var. Işığın başlangıç noktası belli, bitim noktası belli olmayan aynı doğrultudaki noktalar kümesi olacaktır ve AB ışını şeklinde de gösteriliyor. Hemen devam edelim. Ve düzlem iki boyutludur. İki boyutu yine analitik geometride göreceğiz ve buraya R kare diyebiliriz. R kare artık iki boyuttan bahsediyor bizlere. Her yöne sınırsız noktalar kümesi olacaktır. Her iki yöne aslında her yöne diyebiliriz. Doğrusallık varsa düzlemsellikten de bahsedebiliriz. Aynı düzlem üzerindeki geometrik şekiller ve terimler için biz düzlemseldir diyoruz. D düzleminin üzerinde bulunan ABCD noktalarının düzlemsel olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve son olarak uzay kavramı var. Uzayı da geometrik olarak kadı cisimler konusunda göreceğiz. Ve üçüncü boyuta geçiş yapacağız. Noktadan nerelere geldik? Ve bu bilgiler ışığında artık açıyı oluşturabiliriz arkadaşım. Açı için başlangıç noktaları ortak iki ışının geometrik yerini diyoruz. Geometrik yer kavramı burada devreye giriyor ki bununla da yine ileride karşılaşacaksın. Şuraya hemen bir küçük yıldız atalım. Diyor ki KF ve KM ışınlarının birleşiminden olan bu şekil için şunu söyleyebiliriz. K noktasına açının köşesi dönüyor. Tamam, burası köşeymiş. KF ve KM arasındaki açıklığın ifadesini açının ölçüsü diyor. Açıklığın ifadesi. Yani şuradan şuraya açıklık. Kapı açılıyor, pencere açılıyor. Biz de geometride derece ve radyan ifadesini kullanıyoruz. Radyanı biliyorsun trigonometriden pi olarak adlandırılıyor. Ve G noktası açının dış bölgesinde bir noktadır diyor. G noktası dışarıda bir noktaymış. E noktası iç bölgede bir noktaymış. İçeride bir noktaymış. Yani dış bölge ve iç bölge tabirleri girdi burada. O noktası açının üzerinde bir noktadır. Aynen açının üzerinde. Açı dediğimiz şey zaten böyle ışınların üzerindeki sonsuz noktalar kümesi oluyor. Ve açının ölçüsünü de MFKM şeklinde gösteriyoruz. Üstündeki çatıyı da lütfen es geçmeyelim. Burada bölgelerden bahsettiğimiz zaman artık elemanıdır, elemanı değildir kavramı geliyor ki bu sembol artık elemanıdır
ifadesi olacaktır. Üzerine bir çarpı atarsak da böyle bir çizikle beraber elemanı değildir ifadesi geliyor dostum. Şimdi G, E ve O noktası için bir yöntem tasarlayalım. Yani şunu söyleyelim. Acaba G noktası elemanı mıdır F, K, M açısının? E noktası elemanı mıdır F, K, M açısının? Ve O noktası elemanı mıdır F, K, M açısının? Bunları bir tasarlayalım. G noktası F, K, M'nin dışında olduğunu söylüyorsa elemanı değildir dersin. Hatta dikkat et buraya, sağına soluna parantezler yazdığım zaman artık bu parantezler bana bir ifade daha söylüyor. Bu bölge demek oluyor arkadaş. Bölge. FKM açısal bölgesi. Peki bu açısal bölge ne demek? Hem açının yani ışınların üzerindeki sonsuz noktalar hem de iç bölgesinden bahsediyor. Sarı kalemle içeriye tarıyorum. Umarım görüntüde fark edilir. Olmazsa bir de yeşille tarayalım. İç bölgeyi tarıyorum. Bu şekilde bölgeden de bahsediyorum. Devam edelim. Peki E noktası FKM'nin elemanı mıdır? E noktası içeride bir yerde, FKM'nin elemanı değildir. Eğer buraya bölge kavramı eklersem tabii ki FKM'nin elemanı olacaktır. Çünkü bölgesel bir ifade söz konusu. Son olarak O noktası FKM'nin elemanı mıdır? Açının tabii ki elemanıdır. Hatta bölge eklersen de daha kapsayıcı bir şekilde elemanı olduğunu söyleyebilirsin. Yani ikisi için elemanlıktan, G için de elemanı olmamazlıktan bahsedebiliyoruz. Açı yapısını oluşturduktan sonra artık açının incelemesine geçelim. Açımızın yönü de var arkadaşım. Eğer CBA şeklinde okursan açıyı CBA şeklinde okursan yukarıya doğru çıkacaktır. Yönlü açıda pozitiflik ve negatiflik kavramı geliyor. Pozitif ve negatif kavramı aslında saatin dönme yönünü baz alıyor. Saatin dönme yönünün tersi olduğu zaman buraya pozitif yön diyoruz. Saat yönünün ABC şeklinde okursan aşağı doğru gidip saat yönünde olduğunu söylersen negatif yön diyoruz. Bu da yine trigonometride karşına çıkan bir kural oluyor. Devamında komşu açı ve açıortay var. Açılar yan yana olursa komşu açı ifadesini alıyor. Eğer ABC yapısını oluşturduktan sonra bir de BD ışınıyla açıyı iki eşit parçaya bölersen açıortay kavramı çıkıyor. Ve buraya bir yıldız çakalım. Bu ifadeyi ileride çok çok daha fazla göreceksin. Hatta analitikte bile karşına çıkacak. Açıortay doğrusu üzerinde alınan bir D noktasından indirilen dikler hakkında bilgiler de var. Bu dikler eğer birbirine eşit ise BC ile de AB birbirine eşit olacaktır. Neden? Açıortay varsa bunu söylüyoruz. Açıortay olmadığı durumlarda bazen uzunluklardan ve açılardan faydalanarak biz de açıortayın varlığını keşfedebiliyoruz. Ve ben buna üçleme ispat yöntemi diyorum. Üçleme. Yani nasıl üçleme oluyor? Olay şöyle. Birinci olarak eğer AD ile DC birbirine eşitse mesela AD eşittir DC'yi verdi bize. Bunlar birbirine eşit. İkinci olarak bir de diklik verirse eğer diklik de var. Yani bunlar dik gelmiş derse direkt üçüncü olarak açıortayı yapıştır. Açıortay kesinlikle vardır. Diklik olmadan eğer AB ile de BC birbirine eşit derse ikinci olarak yine açıortayı yapıştırırız. Açıortay kesinlikle vardır. Hatta bu A, B, C, D dörtgeni içinde ileride yine bir isim vereceğiz. Bunun ismi deltoid olacaktır. Tamamdır. Tamamsa hemen geçiyorum. Ve açımızın çeşitleri var. Açımızın çeşitleri artık sayı değeri olarak fark ediliyor. 0 ile 90 derece arasında olan açıya dar açı diyorsun. Dik olan açıya 90 derece diyoruz ve ters T şeklinde gösteriliyor. Bunu da sorunun sağında, solunda, kenarında görebilirsin. Bunu gördüğün zaman dikliği kullanabiliyorsun. Hemen devam ediyorum. Geniş açıdan bahsediyor. Geniş açı 90 ile 180 derece arasında oluyor. Doğru açı ABC doğrusallığında artık direkt 180'e bağlanıyor. Ve burada doğrusallık kavramından tekrar bahsedebiliyorum. Aynı doğru üzerinde bulunan ABC için.
180'i lütfen soru üstünde kullanmaya çalış. Devamında tam açı var. OA ışını başladığı noktaya geri dönüyor. Burada yine pozitif yönde gitmiş. Fark etmez. Saat yönünde de gidebilir. Tam açı, tamlar açı 360'a tamamlıyor dostum. Hemen devam ediyoruz incelememize. İki tane daha komşu açımız geldi. Tümler ve bütünler açılarımız komşu açılardır. Tümler açı için 90 dereceye tamamlar dersin. Bütünler açı için 180 dereceye tamamlar dersin. Neyi tamamlar? Bu komşu açıları birbirine tamamlar. Yani X'e eğer 20 derece dersen Y açısı 70 derece olacaktır. Ne yaptı? 90'a tamamladı. Bütünler açılarda ABC, ABD doğrusallığında X'e eğer 40 derece dersen 180'e tamamlayacak. Yani bunlar bütünler olacak. 140 derece olacaktır. Anlaştık. Mevzu böyle. Hemen devam ediyoruz. Ters açılar. Artık işler biraz matematiksel olarak başlıyor. Eşitlikler başlıyor. İki tane kesişen doğru için ters olan açılara yani Z ve T birbirinin tersi bunlara eşit diyoruz. Ayrıca Y ve X bunlar ters açılar. Bunları da eşit diyoruz. Lütfen bunları soru üzerinde görmeye çalış. Çünkü küçük bir bölümde karşına çıkar bunlar. Devamında paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar var ki artık burada paralellik kavramını ne yapıyoruz? Uygulamaya başlıyoruz. Ve açılar üzerinde D1, D2 paralelken bir de kesen var. Artık 8 adet açı çıkıyor. 8 adet açı paralellik kavramıyla beraber bir sürü isim alıyor. Yöndeş açılarının ölçüleri birbirine eşittir diyor. Yöndeş açı aynı yöne bakan açılar. Yani A ile X aynı yöne bakan açılar. O zaman hemen buraya yazabiliriz. A eşittir X. Hatta aynı yöne bakan açılar D ve T. DT birbirine eşittir gibi gibi devam ediyor. Aynı yöne bakacak, yöndeş olacak, birbirine eşit olacak. Ne zaman? Paralellik varsa. İç ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Hem içeride olacak hem de ters olacaklar. Neyin içerisinde? D1 ile D2 paralelliğin içerisinde. Hem içeride olacak hem de ters olacaklar. Yani bu C ve X olabilir. Hatta D ve Y olabilir. D eşittir Y deriz. Eşittir bunlar. Dış ters açılar hem dışarıda olacaklar hem de ters olacaklar. B ve T buna örnek olarak gösterilebilir. BT. Hatta A ve Z de buna örnek gösterilebilir. Karşı durumlu açıların ölçüleri toplamı 180'dir diyor. Karşılıklı olacak toplamları da 180 olacak. Bunda da D ve X. D artı X eşittir 180 ve C ile Y'nin toplamı da yine 180 derece olacaktır arkadaşım. Bunları tekrar bir gözden geçireceğiz. Ve karşımızda yıldızlarımız var. Yıldızlarımız artık soruların belli bir bölümünde karşımıza çıkan ayrıntılar. Biz de bu ayrıntılarda alfa ile beta'nın birbiriyle olan orantılarını, bağıntılarını inceleyeceğiz. Birinci yıldızımızdan başlayalım hemen. Alfa ile beta arasındaki bağıntı nedir diye sorduğumuzda bir özellik eklemem lazım. Buradaki şekle. Yani AB ile ED birbirine paralelken BC ile de EF birbirine paralelse diye başlayan bu sistemde artık yöndeş açıları kullanabilirim. Alfayı buradan buraya taşırsak yöndeş açıyla beta ile alfanın yine yöndeş açı olduğunu söyleyip birbirine eşit diyebiliriz. Alfa eşittir beta. İkinci yıldızımıza geçtiğimizde alfa ile beta arasındaki bağıntıyı kullanabilmek için, söyleyebilmek için AB ile CE'nin paralel olduğunu, AF ile DC'nin kendi arasında paralel olduğunu söylemesi lazım bana. Bunu söyledikten sonra ben de alfayı yöndeş açılarla beraber buraya taşırım. Sonra bir de iç ders kullanırsam eğer alfa ile beta'nın birbirine eşit olduğunu kolay bir şekilde söyleyebilirim, değil mi? Devamında dik kesişen açılarımız var. Dik kesişen. Bu açılar bazen de dik kesişebiliyor. Zaten iki tane yöntemi var bunun. Alfa ile beta arasındaki bağıntıyı görebilmek için şunu söyleyebiliriz. Burada kesişim açısı olarak karşımıza ters açılar çıkıyor. Ters açılarda birbirine eşittir dersen eğer iki adet dik üçgen bize alfa ile beta arasındaki bağıntıyı bulmama yardım ediyor. Yani alfa ile beta birbirine eşit oluyor. Neden?
Çünkü üçgende iç açılar toplamı var. 180'e eşitleniyor. Anlaştık. Son olarak dik kesişen açılarda 90 ve 90 için alfa ile beta arasındaki bağıntı bir ekstra özellik olarak söyleyebiliriz. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Dolayısıyla 90-90-180 iken alfa ile beta'nın toplamı da yine 180 olacaktır. Alfa artı beta eşittir 180. Ve şunu da söyleyebiliriz. Alfa eşittir 180 eksi beta. Yani bunun aslında Türkçe meali karşılıklı açılarının toplamı 180 olan bir dörtgen var. Ve buna ileride yine bir isim takacağız. Buna Kirişler dörtgeni diyeceğiz dostum. Kirişler dörtgeni. Ve daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Nerede? Çemberde. Son olarak iki tane daha şeklimiz var. Bu şekiller üzerine yorum yapalım. Bunların isimlerini daha önce duymuşsundur. Ben içi dışı bir diyorum ve içerideki açıların toplamı dışarıdaki açı ve açılara eşit oluyor. Hemen bahsedelim. Alfa artı beta artı teta eşittir x. Aynen 3 tanesi bir tane eşit oldu. Diğerini geçtik. Alfa artı beta artı teta artı burada da gama var. O da eşittir x artı y yapıyor dostum. Bu ikisini kullanıyoruz baya baya. İspat yöntemleri de karşına çıkacaktır. Yine yapacağım onları da. Devam ediyoruz. Bu bilgiler artık bize kısa yol olarak MUS kurallarından bahsediyor. Hangi bilgiler? Açı ile ilgili öğrendiğimiz bilgiler. Fakat MUS kurallarının yanına MUZ kural olarak paralellik varsa yazıyorum. Paralellik varsa geçerli olan bu kurgu artık sorunun içerisinde paralellik ifadesi geçtiği anda çözüm olarak düşmesi lazım. Ve M kuralında şöyle bir durum var. A ile B'nin toplamı X'e eşit. A ile B'nin toplamı X'e eşit. Kolları sağa sola olabilir ama bizim için ikisinin toplamı X'e eşit olacaktır. Devamında U kuralı var. U kuralı aslında karşı durumlu açılar tabiri olarak karşımıza çıkıyor ki X ile Y'nin toplamı 180, alfa ile teta'nın toplamı 180 oluyor. Son olarak Z kuralı var. İki tane güzel Z'miz var. Bilindik Z'miz. Şu zaten her zaman bildiğimiz bu ters bir Z. Bir de çirkin olarak karşımıza çıkıyor bu Z'ler. Birazcık D1'de giden açılmış durumda. Z kuralı yine iç ters açılar şeklinde karşımıza çıkıyor. Birbirine eşitliği lütfen fark et. Bunları da sorularda kullanıyoruz. Ne zaman paralellik varsa, aynen paralellik varsa bunları kullanıyoruz arkadaşım. Hemen devam ediyorum. Evet, iki tane daha özelliğim geldi. İki özelliğimden birincisi kalem ucu kuralı. Kalemin ucuna benzeyen bu kural için paralellik olduğu durumlarda yine paralellik varsa diyeceğiz. D1, D2 için 3 adet açımızın 360 olduğunu söyleyeceğiz toplamda. Devamında D1, D2 için 4 tane açı olmuş artık. Yine paralellik varsa bu 4 açımızın 540 olduğunu söyleyeceğiz. Hemen küçük bir ispat yapalım. İspatımız da gayet organik olacaktır. Kırıktan bir tane daha doğru çekiyorum. Kırıktan bir tane daha doğru çekiyorum. Ve bu doğruları D1, D2'ye paralel seçiyorum. Ve şunu söylüyorum. Sisteme aslında 1, 2 ve 3. olarak bir U ekledim. Yani U kuralı. Her U'nun da toplamları yani bu boşlukların toplamları 180 olduğu için ne kadar U varsa o kadar 180 vardır diyorum. O zaman 3 çarpı 180 bana 540 dereceyi veriyor dostum. Bu şekilde de arttırabilirsin. 5 tane kırık olsa 4 ile çarpacaksın. 4 çarpı 180 gibi gibi gibi. Devamında zikzak kuralımız var. Zikzak kuralında yine kurgumuz paralellikle başlayacaktır. Eğer paralellik varsa D1, D2 arasında sağa bakan açılar sola bakan açıların toplamına eşit olacaktır. Burada sıralama önemli. Nasıl yani? Bir tane sol, bir tane sağ. Bir tane sol, bir tane sağ. Bir tane sol olacaktır. Ve ben genelde 90 ve 90'dan küçük sayıları yani açıları değerlendirmeye alıyorum. 90'dan büyükleri almıyorum. 90, işte 80, 70 gibi sayıları değerlendiriyorum. Yani alfa için kesinlikle küçük eşit diyeceğim 90. Eğer büyükleri alırsanız biraz sıkıntı olabiliyor.
Tamamdır. Sağ bakanların toplamı sola bakanlara eşittir. Sağ bakanlar B ve D. Sola bakanlar A, C, E oluyor diyebiliriz. Hemen devam ediyorum. Ve artık örneklere geçtik. Örneklerde bir nefes alalım. İlk örneğimiz bir geometri yer sorusu. Ve bize söylediği şey şu. Şekildeki verilere göre LBK parantez var dikkat et. Bölge açısal bölgesi ile EAF açısal bölgesinin kesişimi kolaçlığa doğru kesişimden bahsediyor. Bu bize ne ifade ediyor? Üçgen mi? Üçgensel bölge mi? DC doğru parçası mı? ADC noktaları mı? AD ve AC doğru parçalarının kümesi mi? Hemen inceleyelim. LBK açısal bölgesi için hem üzerindeki noktaları alıyorum hem de iç bölgesini tarıyorum. Aynen böyle yapıyorum. Tamam. Sonra EAF'ye geçiyorum. EAF için hem üzerindeki noktaları tarıyorum hem de iç bölgeyi tarıyorum. Aynen böyle. Ve bunları yaptıktan sonra kesişime gidebilirim artık. Kesişimde karşıma ne çıkıyor? Hem AD doğru parçası, hem DC doğru parçası, hem AC doğru parçası, bir de taranmış bölgemiz var. Onun da hemen üstünden geçiyorum. Bu da bize ADC üçgensel bölgesi ifadesini veriyor. Bursa doğru cevaptır. Geldik ikinci soruya. İkinci örneğimizde açıortaylar arasındaki açıdan bahsediyor. Diyor ki ABC noktaları doğrusal ve DBE açısı 40 dereceyken yukarıdaki verilere göre ABE açısı ile DBC açılarının açıortayları arasındaki açının ölçüsü. Dikkat edersek buradaki 40 derece her iki açıya da ait bir derece olduğu için bu soruya ait bir şekilde ekstra bir çözüm daha yapacağım. Hemen şöyle başlıyoruz. Bir kere şu boşluklar hakkında bir yorum yapalım. Diyelim ki ABD için 2 alfa dersem, EBC için de 2 beta dersem, amaç şu, açı ortaylar geldiği zaman ikiye bölme işi beta artı 20 şeklinde olsun. Yani işin içerisine rasyonel sayı girmesin. Daha düzgün ifadeler çıksın. Dersem bir denklem çıkıyor. Denklem de şu. 2 alfa artı 2 beta artı 40 doğrusallıkla beraber neyi diyor? 180 dereceyi söylüyor bize. 180 dereceye eşit. O zaman alfa ile beta için 2 alfa artı 2 beta eşittir 140. Alfa ile beta iki parantezin alırsanız 70 derece oluyor. Elimdeki ilk denklemim bu. Şimdi sırada açıortayları çizmek var ve açıortaylarımızı çizelim. DBC'nin açıortayı şöyle bir şey olsun. Açımız 2 beta artı 40'tı. O zaman açıortayımız beta artı 20 olacaktır. Aynı şekilde burada da beta artı 20 oldu. Şuraya kadar bak. ABE açısını açıortaylayalım. Onu da hemen sarıyla yapayım. ABE açısının açıortayı için 2 alfa artı 40. Oh, sarı görünmüyor. Kırmızıyla yapayım. 2 alfa artı 40 için alfa artı 20 şeklinde parçalayacağız. Ve tam olarak nereden parçalanacağını kestiremiyorum. O yüzden de biraz karambole gideceğim. Ve şuradan yapacağım. Aynen böyle bir şey olsun. Sonuçta 2 alfaya bağlı bir şey bu. O zaman şuradaki açıya alfa artı 20 yazarım. Şuradaki açıya yine alfa artı 20 yazabilirim. Bana sorduğu yer neresi? Kırmızı ile mavi arasındaki açı olacaktır. Açı ortaylar arasındaki açı. Şimdi işler biraz karışmaya başladı ama tabii ki biz işin içerisinden çıkacağız. Bir kere kırmızıya bakıyorum. Kırmızı yeşile dahil. Eğer buradaki siyahı da bulabilirsem bu iş olacaktır. Kırmızı artı siyah bana yeşili verecektir. O zaman diyorum ki maviden eğer 40'ı çıkartırsam bak altta yine 40 var. Burası beta artı 20 eksi 40 beta eksi 20 yapacaktır. Dolayısıyla ben kırmızı ile siyahı toplarsam
yeşile ulaşırım ki alfa artı 20 artı beta eksi 20, 20'ler birbirini götürür. Burası direkt alfa artı beta yapacaktır. Yani tek bir denklem bize sonucu verecektir. Bursa doğru cevaptır. Geldik. Üst üste binen açılarda bir yıldız problemimiz. Bu tekniği ileride yine tekrar tekrar göstereceğim. Kesişim açısı taktiği kullanıyorum bakın burada. Yani şu ABE açısı bir küme gibi olsa, DBC açısı yine bir küme gibi olsa, kesişimdeki açımız da 40 dereceymiş. Biz burada 2 alfa, 2 beta dedik. Hiç önemli değil. Buraya 2 alfa diyelim, şuraya 2 beta diyelim. Açı ortayları arasındaki açı diyor. Kümeler konusunda yine tekrardan öğreneceksiniz ama ben açı ortayı tam kümenin ortasını parçalayacak şekilde yapıyorum. Diğerinde de aynı şekilde parçalayacak şekilde yapıyorum. Ve sistem şöyle bir şey oluyor. Alfa artı 20 kaldı burada. Aynı şekilde beta artı 20 kaldı sol tarafında. Toplamında da alfa beta artı 40 yaptı. Şimdi diyorum ki ben bu 40'ı hem burada kullandım hem burada kullanmış oldum. O zaman ortak kullanılmış olan 40'ı sistemden çıkartırsam direkt alfa artı beta'ya ulaşmış oluyorum ki o da zaten tek denklemde karşıma çıkıyor. Burası benim için birazcık eğlenceli oluyor. Ya da açı değerlerini kendiniz verebilirsiniz. Üçüncü bir yöntem olarak. Yani 2 beta'ya 100 de, 2 alfa'ya yine 40 de. 40 dersen zaten dB'nin üzerinde olacaktır. Gibi gibi gibi. Tamamdır. Hemen geçiyorum. Üçüncü örneğimize. Üçüncü örneğimiz tümler bütünlerle ilgili klasik bir soru tarzı. Ve burada yine birazcık matematik var. Diyor ki farkları 40 iki açıdan büyük olanının bütünleyeni ile küçük açının tümleyeninin toplamı 210'muş. Bu açılardan büyük olanı kaç derecedir diye soruyor. O zaman iki açı kullanmak yerine tek bilinmeyen kullanarak küçük açıya x, büyük açıya x artı 40 dersem tek bir bilinmeyenle yola devam etmiş olurum ve bunları tümleyip bütünleyeceğiz. X'i eğer tümlersek 90 eksi x yazabilirim. X artı 40 yani büyük olanı bütünlersem yani 180'e tamamlarsam ya da 180'den x artı 40'ı çıkartırsam 140 eksi x olacaktır. Ve diyor ki bunları eğer toplarsan 210 dereceye ulaşıyormuşsun. Neymiş 210 derece? 140 artı 90 yani 230 eksi 2x olacakmış. O zaman direkt buradan x'e ulaşabiliriz. 2x eşittir 20, x eşittir 10. X eşittir 10 iken bize büyük olan açıyı soruyordu. O da x artı 40'tır. Büyük olan açımız da tabii ki 50 olacaktır dostum. Adana doğru cevaptır. Ve dördüncü örneğimiz tuzaklarla dolu. Ve şöyle başlıyor. Diyor ki 5 tane açımız var. A, B, C, D, E'nin derece cinsinden ölçüleri sırasıyla A, B, C, D, E küçük harflerle vermiş. A ve B geniş açı. Tamam. C, D, E dar açı olmak üzere. 2 tanesi geniş, 3 tanesi dar. A ve B tam sayı. Çok fazla bilgi verilmeye başlandı. C, D, E toplamda A ve B fark alınarak ifadesinin en büyük tam sayı değeri nedir diye soruyor bize. Sen de ilk önce şuradan başlıyorsun. Diyorsun ki bu ifadenin maksimum olabilmesi, en büyük olabilmesi için toplamda olan sayıların yani C'nin, D'nin, E'nin maksimum olması gerekiyor. A'nın ve B'nin minimum olması gerekiyor. Aynen bu mantığı biliyorum zaten. Şimdi sıra seçimlere geldi. Yani biz CDE'ye, A ve B'ye değerler vereceğiz. Nasıl değerler vereceğiz? Onu da soru üzerindeki tuzaklara düşmeden yapacağız. C'ye 89 yani dar açı dediği için 89 CDE'ye 89 verebilirim. Ama dikkat edin tam sayı olarak sadece A ve B'yi söylüyor. Yani biz CDE'ye 89,999
verebiliriz. Dolayısıyla farklılığı da demiyorsa hepsine aynı değeri verebiliriz. Ve taktik olarak şunu söyleyebiliriz. C artı D artı E her birini eğer 90 derece kabul edersek üçünün toplamı 270 olacaktır. Ama 90 derece değil. 90 derece olmadığı için eksi 1 yaparsam bunların toplamı 269 derece olacaktır. Tuzaklara düşmeden bu şekilde ilerledik. 269. Hemen diğerlerini çıkartmaya çalışalım. Eksi A, eksi B. Burada da yine açılar farklı demiyor. O yüzden de sadece geniş açı özelliğini kullanıyorum. A'ya eksi 91, B'ye eksi 91, 91'leri vererek toparlıyorum. Eksi 182 ifadesiyle beraber cevabı da 87 buluyorum dostum. İlk bölüm bu şekilde. İkinci bölüme devam edeceğiz.